günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan delegasyonu Sevr'de. Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümüne adanan etkinlikler. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Sevr Antlaşması Ermeni sorununa adil bir çözüm bulunması konusunda önemli bir belgedir. Kilikya Ermenistan'ın bir şehri olan Adana'da deprem, Batı Ermenistan'ın görünmeye değer yerleri, Mercan Dağları'nın saklı güzelliği. Rusya Federasyonu'nda bir kargo gemisine Arno Babacanyan'ın ismi verildi. Opus adlı Uluslararası Müzik Festivali zengin bir program vaat ediyor. 10 Ağustos 2020'de Batı Ermenistan'ın hükümet heyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan Başkanlığı'nda Paris'in banliyösünde bulunan Sevr şehrini ziyaret etti ve Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümüne adanan etkinliklere katıldı. Etkinlik Sevr'in Porselen Fabrikası Müzesi'nin bahçesinde başladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Leonardo Basmacihan söz aldı. Daha sonra orada hazır bulunanlar Sevr Antlaşması'nın 1920 yılının bugününde imzalandığı büyük salona geçti. Orada bulunanlar Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan büyük salonda bir konuşmada bulundu. Mesajın içeriği şöyle. Sayın Başkan, Batı Ermenistan'ın Ermeni halkı ve Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sağ kurtulanların adına sizleri selamlıyor ve 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle derin şükranlarımızı sunuyoruz. 1920'de 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra muzaffer müttefikler Sevr'de 88. ve 93. maddeleri arasında Ermenistan ile ilgili diğer hususların yanı sıra Türkiye üzerinde bağlayıcı yasal güce sahip olan uluslararası bir barış antlaşması imzaladılar. Antlaşmaya taraf olan Türkiye, Ermenistan'ın bağımsızlığını bir kez daha tanıyarak daha sonra ABD Başkanı Woodrow Wilson'un Türkiye'nin Batı Ermenistan sınırını resmen çizdiği 22 Kasım 1920 tahkim kararını imzalamasına izin verdi. Bugün 21'den fazla devlet tarafından imzalanan ve onaylanması herhangi tarihle asla sınırlanmayan çok taraflı antlaşmanın 100. yıl dönümü. Dolayısıyla 1923'te Lozan Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonra 6 Ağustos 1924'te Türkiye bu antlaşmanın 16. ve 25. maddeleri uyarınca özellikle Wilson Ermenistan'ı diye anılan Batı Ermenistan dahil olmak üzere Türk egemenliği olarak tanınmayan tüm bölgelerden feragat etti. Bugün Türkiye, Sevr Antlaşması'nı 24 Haziran 2016 yılında onaylayan ülke olan Batı Ermenistan'a ait toprakları işgal etti. Bu konuda aktif arabuluculuğunuzu bekliyoruz ve Türkiye'nin Ermeni topraklarının işgaline son vermesi için ülkenizin elinden geleni yapmasını umuyoruz. Batı Ermenistan'ın Ermeni halkı ve devletimiz adına devletinize bir kez daha derin şükranlarımızı sunuyoruz. Saygılarımla Armenek Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Salonda Parlamento Milletvekili Bassam Tahan bir konuşmada bulundu. Verilen aranın ardından etkinliğe katılanlar avluda Ermenilere yönelik gerçekleşen soykırım anısına dikilmiş olan Haçkar'ın yanında törene devam etti. Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Leonardo Basmacihan ve Parlamento üyesi Bayan Lidya Margosyan birer konuşmada bulundular. Katılımcılar etkinliği Batı Ermenistan'ın ulusal marşını söyleyerek bitirdiler. Etkinliğin tam versiyonu yakında web sitemizde ve YouTube kanalında yayınlanacaktır. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Departmanlığından Armenpress'e verilen bilgiye göre itibarlı bir Suriye gazetesi olan Al Azmenah, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'la gerçekleştirdiği özel röportajını yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı röportaj çerçevesinde özellikle şunları söyledi. Sevr Antlaşması özü gereği bir barış antlaşmasıydı ve bu anlamda bölgemizin en zor sorunlarından biri olan Ermeni sorununu gerçekten çözebilirdi. Türkiye ve Ermenistan, Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis'i içine alan iki devlet arasındaki sınırı ABD kararına bırakmayı kabul etti.
Sevr Antlaşması tam olarak yerine getirilmedi ve her ne kadar da Ermenistan ile ilgili kararların uluslararası siyasi durumdaki değişiklikler nedeniyle uygulanmamış olmasına rağmen hiçbir zaman iptal edilmedi. Reportajın tamamını Armen Press'in web sitesinde okuyabilirsiniz. 10 Ağustos'ta Kilikya Ermenistan'daki Adana ilinin Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem sabah erken saatlerde meydana geldi. Sarsıntılar yeraltının 32 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Adana'ya yakın bölgelerde ve Osmaniye ilinde hissedildi. Ön bilgilere göre ölü veya maddi kayıp mevcut değil. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinin Ovacık ilçesindeki katır gölleri, özellikle yaz aylarında çevresinde bulunan yemyeşil çayırlar, rengarenk çiçekler ve masmavi görünümleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Dersim'in Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nda yaklaşık 3100 rakımda yer alan katır gölleri, eşsiz doğası ve bakir özellikleriyle göz kamaştırıyor. Doğa tutkunları bazı zamanlarda da su sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen buzul göllerde yüzerek serinliyor. Doğa harikası göllerde dolayısıyla vakit geçiren ziyaretçiler dönüş yolunda da beş gölü kuş bakışı görmek için seyir terası tarzındaki bir dağa çıkarak buradan tüm gölleri aynı kadrajda fotoğraflama imkanı yakalıyor. 9 Ağustos'ta Ermeni ve Sovyetler Birliği bestecisi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği halk sanatçısı Arno Babacanyan'ın 100. doğum yıl dönümü arifesinde Vladivostok'taki Deniz Ticaret Limanı'nda transatlantik kargo gemilerinden birine ünlü bestecinin adının verilmesiyle ilgili bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik sırasında Rusya Federasyonu'ndaki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Vartan Doğanyan, bestecinin anısına adanan girişimi gerçekleştirenlere teşekkür etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin diplomatik misyon başkanı Arno Babacanyan'ın Ermeni-Rus dostluğunun sembolü olmaya devam ettiğini ve müzik mirasının Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinin kültürel mirası olduğunu belirtti. Etkinlik, Nevski Deniz Üniversitesi Pop Müziği Orkestrası'nın Arno Babacanyan'ın ünlü eserlerini seslendirdiği bir konser programıyla devam etti. Opus adlı Uluslararası Müzik Festivali'nin 5. konser sezonu online olarak gerçekleşecek. Proje Ağustos-Eylül 2020'de uygulanacak ve konserler, videolar, konferanslar, Ermeni ve yabancı sanatçıların katılımıyla reportajlar gibi kapsamlı bir kültürel programı içeriyor. Armen Press'in aktardığına göre festivalin özel konuğu Clemens Schulz yönetimindeki Münih Devlet Oda Orkestrası. Orkestranın konseri ve festivalin diğer birçok etkinliği Ludwig von Beethoven'in 250. doğum yıl dönümüne adanmaktadır. Festival, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Art Concept adlı uluslararası dernek tarafından gerçekleştiriliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anuş Stepanyan tarafından seslendirilen Hiyo Hiyo adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.